Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul Havalimanı'nda FedEx hava yollarına ait bir kargo uçağı ön iniş takımı, burun iniş takımı açılmadı ve pilotlar uçağı burun üzerine indirdi. İki pilotun da durumu iyi. Şu ana kadar elimize gelen bilgilere göre size olay nasıl oldu? AFF olarak adlandırılan havalimanı itfaiyesi hangi kurallar dahilinde müdahale etti? Bunlara size dilim döndüğünce açıklayacağım ama baştan da söylemek istiyorum. Bu tür konularda kaza kırım ekiplerinin incelemeleri çok önemli. Ön rapor ve arkasından çıkacak ana raporla birlikte durum ortaya konacak işte elimizdeki bilgiler. FedEx dünyanın en büyük paket kargo taşıyıcı şirketi ve devasa da bir uçak filosu var. Bu uçaklardan Paris aktarmalı olanlar İstanbul'a günlük olarak sefer yapıyorlar ve bu seferlerde de Boeing 767'nin kargo modelini kullanıyorlar. Boeing 767 geniş gövdeli aslında yolcu uçağı olarak tasarlanmış ama içindeki koltuklar sökülerek sol tarafına özel bir kargo kapısı konularak kargo uçağı haline getiriliyor. Uçak sabah saatlerinde e, taşıyacağı kargosunu alıyor ve Paris'ten Gaulle Havalimanından kalkıyor. Yaklaşık 07:55'te İstanbul Havalimanına inişi planlanıyor. Bugünkü e, rüzgar biraz sakin, kuzeyden geliyor ve 1.6 sağ pistine iniş planlıyor. Yaklaşması sırasında pilotlar iniş takımlarını açıyorlar. Fakat iniş takımları, ana iniş takımları, gövde altındaki o e, ana motorların hemen arkasındaki iniş takımları açılıyor, kitleniyor. Fakat uçağın burun iniş takımı açılmıyor. Bunun üzerine pilotlar pas geçiyorlar ve acil durum prosedürlerini e, maddelerini işletmeye başlıyorlar. Öncelikli olarak konuyu hemen hava trafik kontrolörlerine iletiyorlar. Çünkü hava trafik kontrolörlerinin İnen kalkan bir çok uçak var. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun meydanlarından bir tanesi. Onları ayarlaması lazım. Yerdeki itfaiyeye hava trafik kontrolörlerinin haber vermesi lazım. Bunlar ayarlanırken pas geçişle birlikte uçağın burun iniş takımını hava trafik kontrolörlerine gösteriyorlar. Bu arada tabii ki hem teknik ekip bir taraftan da ARFF olarak adlandırılan havalimanlarında itfaiye hizmeti veren Kurtarma hizmeti veren uzmanlar da bakıyorlar. Dürbünle baktıkları zaman e, uçağın ön iniş takımının kapaklarına yaklaşık 20-30 santim civarında açıldığı tekerin inmediğini görüyorlar ve pilota teyit ediyorlar. Bu neden dolayı olabilir. Genel havacılık bilgileriyle konuştuğumuz zaman örneğin hidrolik sistemde bir problem olabilir. Elektrik sisteminde bir problem olabilir. Bazen de iniş takımı açılır, kitleme gerçekleştirilir herhangi bir şekilde kokpitteki bir lamba arızasına, elektrik sistemindeki yaşanan bir sorun nedeniyle kitlendiği bilgisi pilota iletilmez acil durum uygulanır. Bu durumda pilotlar bilgilendiriliyor ve pilotlar Mayday olarak adlandırılan acil durum çağrısı yapıyorlar. Tekrar bir pas daha geçiyorlar. Uçak yaklaşık Terkos Gölü üzerinde bekleme alınıyor. Bu sırada tabii pilotlar o burun iş takımını çıkarmak için acil durumdaki o ellerindeki acil durumda yapacakları maddeleri işletiyorlar. İşte sigorta sistemleri tekrar gözden çıkı, e, geçiriliyor, alver işlemi yapılıyor ve arkasından açılmayacağı belli olduktan sonra yakıtlarını da azal azaltıyorlar bu sırada ve uçak dönerek yaklaşık 8 çeyrek geçe 08.15'te 1.6 sağ pisti için yaklaşmaya başlıyor. Bu arada tabii 1.6 sağ pisti ile ilgili de şunu söylemem lazım. Bu pistin eni 60 metre, uzunluğu 3750 metre. Normalde kurallara göre işte 45 metre en, 3000 metre boy yeterli bir pist, standart bir pist. Burası standarttan uzun bir pist. genişlik açısından da çok çok önemli. İstanbul Havalimanı kurulurken bu pistin operasyonu açılan iki ana pist vardı. 16 kuzeyden geldiğiniz zaman 16 sağ, hemen onun yanında sol pisti Arkasından üçüncü pist yapıldı. Bir de bunların tabi paralelleri var yanında. Bu pist özellikle hava kargo şirketleri için yapıldı. Onu biraz daha videonun sonrasında size anlatacağım. Uçak saat 8.15'te son yaklaşmasına giriyor ve arkasından geliyor. İniş taktiği de şu şekilde tabi. Bu sırada da yerde itfaiye ekipleri hazır olarak bekliyor. 6 adet araçta ekipler hazır bekliyor. Bir kısmı pist başında bir kısmı pistin ilerisine yani uçak nerede duracak toprağa çıkabilir mi bir yerde yapar mı bunları kontrol amaçlı bekliyorlar o sırada ve arkasından pilotlar yaklaşmalarını gerçekleştiriyor. Ana iniş takımını koyuyorlar ve burnu olabildiğince pilotlar yukarıda tutmaya çalışıyorlar. Bu arada gelen bilgiler tabii pilotun kadını erkeği olmaz. Kaptan pilot kadın yaklaşık 60 yaşında e, kadın bir pilot oldukça tecrübeli. İkinci pilotu da First Officer'ı deniyor havacılıkta. Erkek o da yaklaşık 40 yaşlarında olduğu ifade ediliyor. Teker koyuyor. Koyduktan sonra burnu tutabildiği kadar kaptan pilot yapar. Genelde bu tür acil durumlarda inişi tutmaya çalışıyor. Arkasından tabi uçağın sürati bittikçe o burun tekerleği olmuyor. Tabi burun altına yavaş yavaş piste temas ediyor. Yerde 371 metre gittikten sonra uçak pist içerisinde ve orta istikameti koruyarak tutuyor, duruyor. Bu sırada ana iniş takımları koyduktan sonra pistin öbür tarafında bekleyen itfaiyeler hemen harekete geçiyor. Öbür itfaiyeler de pistin diğer tarafında hemen geliyorlar. Ve herhangi bir şekilde yangın riski nedeniyle özel köpükten oluşan o kimyasalı pist üzerine sıkmaya başlıyorlar. Burada tabi ilk gözlem çok önemli. Burada ekip şefi iniyor. Hemen pilotlarla göz kontağı kuruyor. Ve uluslararası el işaretleriyle birlikte pilotların durumunun iyi olduğunu anlıyor. Pilotlar diyorlar ki işte motorları sistemleri off ediyoruz. Ve e, kokpit camından tahliye edeceğiz. Biz kendimizi çıkacağımız bilgisini itfaiyeye veriyorlar. Onlar da gerekli Önlemleri yerde almış durumdalar. Çünkü yakıt sızıntısı olabilir, yangın başlayabilir. Düşünün o motor binlerce devirle dönüyor o paller. Yere vurarak bir e, ka, e, yangın riski oluşturabilir. Çok şükür burada herhangi bir şekilde yangın riski yok. Gerekli yerlere köpükler sıkılıyor. Ve arkasından pilotlar işlemlerini tamamlıyorlar. Ve durduktan yaklaşık 5 dakika sonra kokpit camından uçağı terk ediyorlar. Bu şekilde de bu kaza atlatılmış oluyor. Şimdi burada... E, i̇tfaiyenin eğitimi çok önemli. Uluslararası kurallara göre bu, müdahaleyi gerçekleştirmek gerekiyor. Bu açıdan RFF olarak adlandırılan ekiplere bravo diyoruz. Gerçekten kuralları uygulamışlar. Emniyetle o uçağın indikten sonra müdahalesi gerçekleştirilmiş. Uçak şu videoyu çek çektiğim dakikalarda 1.6 sağ pisti üzerinde durmaya devam ediyor. Bu arada Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Genel Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekipleri var. Türkiye'deki tüm havacılık olaylarını inceliyorlar. Onlar da hemen yola çıkmış durumdalar. Gelecekler, uçağı inceleyecekler. İşte uçağın e, kara kutu olarak kamuoyunun bildiği FDR, CVR hem e, dijital olarak o bilgileri kaydeden Flight Data Recorder'ı yani uçuş veri cihazını CVR olarak adlandırılan Cockpit Voice Recorder pilotların kendi aralarındaki konuşmaları, hava trafik kontrolörleriyle konuşmaları onları alacaklar. O bilgileri indirecekler, incelemelerini yapacaklar ve bu inceleme tamamlandıktan sonra birkaç saat içerisinde uçağın kaldırılabilirliğini bildirecekler. Burada da tabii İGA'nın RFF ekipleri yine iş başında. Özel vinçler var. Bugün Allah korusun dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 İstanbul'a iniyor, İstanbul Havalimanı'na sefer yapıyor bu uçak. O bir kaza kırım geçirse onu kaldıracak vinç ve özel yastık sistemleri, mevcut. Arkasından talimatın verilmesiyle birlikte uçağın o burun kısmı yerden kesilecek altına özel yastık sistemi konulacak ve sonra uçak tekerleklerinin üzerinde öne de konulacak özel bir ekipmanla park pozisyonuna alınıp gerekli işlemler gerçekleştirilecek. Ben gerekli yetkililerle konuştum işte yerde 371 metre boyunca ilerlemiş bu uçak. Onlar da kısa bir 15-20 dakikalık bir işlemle temizlenecek orası herhangi bir şekilde piste hasar yok uçak çekilip kontroller yapıp o temizlik işlemi 15 dakikada yapıldıktan sonra pist tekrar iniş kalkış trafiğine verilecek tabi bu, durum, bu tür durumlarda e, o pist kapanıyor. Yolcular etkilenebilir, yan pist operasyonel etkilenir, ona karşı önlemler alınarak trafiğin sorumsuz, sorumsuz bir şekilde, emniyetli bir şekilde hareket etmesini sağlayacaklar. Şimdi hava bu paket kargo taşıyıcıları dedik FedEx var, UPS var, DHL var. Onun dışında bir de kargo şirketleri var, hava kargo şirketleri yük taşıyorlar. Paketlerin özelliği şu, genelde hafta içi uçuyorlar onlar. Atıyorum Türkiye'den işte e, Almanya'da Köln mesela çok önemli bir merkez Paris, Şerdegol çok önemli bir merkez buralara bu pa e, şeyleri paketleri zarfları götürüyorlar ve ertesi gün o gece iniyor o uçaklar gece işte 12 gibi bütün uçaklar iniyor dağıtım yapılıyor gideceği yere işte uçakla mı gidecek kamyonla mı gidecek işte bir zarfa yaklaşık 100 dolar veriyorsunuz neredeyse çok ciddi bir bir kargo parası o 100 doları veriyorsunuz ama o paket siz işte akşam misal 5'te buçukta o zarfı kurye teslim ettiniz. Ertesi gün 9'da o kurye gideceği noktada Avrupa içi teslim ediyor. İlerleyen saatlerde işte Amerika'ya mı gidecek, uzak doğuya mı gidecek, nereye gidecekse yapıyor. Bu yüzden Hava kargoda paket çok dakiklik isteyen bir sistem. Çok da detaylı bir sistem. Bu açıdan önemli. E, FedEx de zaten bu paket şirketlerinden bir tanesi. E, bu şekilde operasyon çok önemli. Bir taraftan tabii Türk Hava Yolları'nın kargo bölümü inanılmaz büyük bir operasyon yapıyor. MNG Hava Yolları var. E, ACT Hava Yolları var Boeing 747'lerle. 747 ULS şirketi var Airbus A310 bir kısmı Türk Hava Yolları'na kiralık veriyor uçaklarını. E, ayrıca e, BBN gibi... Türkiye'de yeni faaliyete başlayan şirketlerinde kargo uçakları var. Yani kargo pazarı oldukça hareketli ve etkin. İstanbul Havalimanı'nda kargo açısından şu önemi var. Biz tabii hep yolcu açısından bakıyoruz. Bu pist 3750 metre uzunluğu, 60 metre genişliğindeki bu pist özellikle kargo şirketleri için yapıldı. Yani normal havalimanı trafiğinin içine girmiyor uçaklar. Buraya iniş yapıp kargo terminaline gidiyorlar. Zaten bugün baktığımız zaman başka başta e, paket kargo şirketleri olmak üzere Onların çok büyük terminal yatırımları var. İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nda keza aynı şekilde ve buradan e, bu büyük operasyonlarını yapıyorlar. İstanbul Havalimanı bu açıdan çok iddialı. Hong Kong'un kapasitesine yakın çok ciddi kapasiteler sunmaya başladı. Hedef teknik iniş yapacak kargo uçaklarını da aynı zamanda İstanbul'a çekmek, buranın hareketini arttırmak böyle de bir hedeflerinin olduğunu belirtmemde fayda var. Bu kaza neden olmuş olabilir? Dediğim gibi hidrolik problemi olabilir, elektrik problemi olabilir. Niye açılmadı bunu? Kaza kırım ekipleri inceleyecek, ön bir rapor hazırlayacaklar. Çünkü dünyada bir sürü uçan Boeing 767 var. Neler yapılabilir? Hangi önlemler alınabilir? Veya yayınlanması gereken AD olarak adlandırılan imalatçıya dönük bir üretim hatası mı var? Bunlarla ilgili bakımla ilgili ne tür hareket edilebilir, ne tür kararlar alınabilir bunlar ortaya çıkacak. Sonuç olarak çok geçmiş olsun hem FedEx hem İstanbul'a. Bunlarla ilgili ne yapılacak, ne edilecek ilerleyen zamanlarda biz bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Bu arada bir okuyucum da bana bir mail atmış. Diyor ki bu tür durumda... İtfaiye çalışıyor, önlemler alınıyor. Bunun maliyetini kim ödüyor? Genellikle şöyle kural var. Havalimanının bir sigorta sistemi var. Ve sonuçta havalimanına işte inen, kalkan uçak, gelen yolcu başına bir gelir alıyor. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'da bu yaptığı yatırımı bunlardan ve devlete kira ödeyerek çıkartıyor. Bu tür durumlarda sigortaya gidiyor iş. Ve sigorta bu trafik kaybından kaynaklanan mali giderleri havalimanına ödüyor veya farklı farklı sistemlerde dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştiriyor. Tekrar geçmiş olsun. Umarım bu tür kazalar hani herhangi böyle bir can kaybı olmadan, kimsenin burnu kanamadan atlatılır. Sonuçta bize de bir havacılık gündem konusu çıktı. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna şöyle bir basın. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.